Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Şimdi okuyacağımız bir uzun bir hadis-i şerif var. Çok güzel müjdeleri ihtiva eden, yok ciddi de ikazları barındıran bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi bizlere Muaz İbni Cebel radıyallahu anh rivayet ediyor. Böyle Tebuk gazvesine giderken, böyle aşırı sıcaklar da var. Tabii insanlar gölgeliklere çekildiler. Bunu fırsat bilen Muaz İbni Cebel, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve orada bazı sorular sordu. İşte o soruları şimdi görmüş olacağız. Muaz İbni Cebel kendi anlatmasıyla diyor ki, Gultu ya Resulallah, ben ey Allah'ın Resulü diye ona şöyle söyledim. Ekbirni bi'amelin yudhilunil cennete, beni cennete girdirecek bir amelden bana haber ver, bir ameli söyle bana. Ve yubaiduni minen nar, ve beni cehennemden uzak tutacak bir ameli söyle. Ne güzel değil mi? Ne hoş. Cennete girdirecek, cehennemden de uzak tutacak. Tam böyle damardan bir soru. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruyu duyunca لَقَدْ سَأَلْتِ عَنْ عَظِيمٍ, sen dedi çok büyük bir soru sordun. Öyle. Yani dünyadaki imtihanı kazandıracak, cennete girdirecek, cehennemden uzak kıldıracak bir amel. Efendimiz çok büyük bir soru sordun dedi, çok büyük bir şey istedin sen dedi. Sonrasında da Efendimiz şunu ilave ettiler. وَاِنَّهُ لَيَس۪يرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ, Allah bunu kime kolay kılarsa o kolay olur. Yani Allah'ın dilediğine bu kolaydır. Yani cennete girmek ve cehennemden uzak kalmak ya da bu amelleri işlemek, evet büyük bir şeydir ama Allah bunu kime kolay kılarsa bu kolaydır. Sonrasında Efendimiz o cennete girdirecek, cehennemden de kişiyi uzak kıldıracak 5 tane hususu söyledi. Şimdi okuduğum zaman hepinize tanıdık gelecek. Hepinizin bildiği, çocukların bile bildiği bir güzel bilgi. تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet etmen, kulluk. وَتُقِيمُ السَّلَاهِ, namazı kılman. وَتُؤْتِ الزَّكَى, zekatı vermen. وَتَسُومُ رَمَضًا, Ramazan ayında oruç tutman. Ve تَحُجُّ الْبَيْتَ اِنْ اِسْتَضَعَتَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا, güç yettirebiliyorsan hacca gitmen, o beyti tavaf etmen. Ne oldu? İslam'ın 5 şartını gördük değil mi? Yani şirk koşmadan Allah'a ibadette bulunman, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan ayında oruç tutman, bir de hac etmen. Bunlar neyin cevabıydı? Cennete girdirecek amel ve cehennemden uzak kıldıracak amel. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel amelleri ailece ve nesillerimizce ifa eden kullarından eylesin. Tümme gal, sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu söyledi. Ela edulluke ala ebvabil hayr. Ya Muaz, sana böyle hayır kapılarını anlatayım mı dedi. Hayır kapılarını haber vereyim mi? Ne kadar hoş değil mi? Şimdi bir karşılıklı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Muaz İbni Cebel böyle konuşuyorlar. Efendimiz sonrasında sana hayır kapılarını haber vereyim mi dedi.
neymiş onlar? Es-savmu cünnetun. Oruç kalkandır, hayır kapısı. Neyin kalkanı? Günahlara karşı kalkandır oruç. E öldükten sonra da cehenneme karşı kalkandır. Elhamdülillah. Oruç muazzam bir ibadet ve hayır kapılarındandır. Daha ve sadakatu, sadaka hayır kapılarındandır. Onun öyle bir özelliği var ki Efendimiz burada onu da ifade buyurdu. Tudfi'ul hadiyete kema yudfi'ul ma'un nar. Ateşin suyu söndürdüğü gibi sadaka günahları söndürür. Elhamdülillah. Demek ki sadakanın böyle güzel bir özelliği var ve hayır kapılarından, oruç hayır kapılarından. Bir üçüncüsünü daha söyledi Efendimiz. Ve salatu racülü min cevfil leyli. Geceleyin kalkıp namaz kılmak, bu da ateşin böyle suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları söndürür. Bu da hayır kapılarındandır. Elhamdülillah. Demek ki üç tane: oruç tutmak hayır kapılarındandır, sadaka vermek hayır kapılarındandır, namaz kılmak, o da geceleyin. Zor değil mi gece? Uykuyu böleceksin, gece yarısı kalkacaksın, abdest alacaksın, efendim böyle kıbleye doğru yöneleceksin. Şeytan bütün kozlarını oynuyor. Ama bütün şeytanın kozlarını darmadan ettiği zaman kişi, hayır kapıları açılmış oluyor. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu hayır kapılarından istifade eden kullarından eylesin. Sümme tela, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Secde suresi 16. ve 17. ayeti okudular. Bu konuşmadan sonra neymiş o? Estağfirullah. Tetecafa cunubuhum alel madaci'i yed'una rabbahum khawfan ve tama'a. Onlar Allah'tan korkarak, onun rahmetini ümit ederek Allah'a yalvarırlar, dua ederler ve yataklarından böyle yanlarını uzaklaştırırlar. Yani böyle yatağından kalkar, böyle Rablerine dua etmek için korku ile, efendim cennet ümidi ile, böyle Allahu Teala Zülcelal Hazretlerine kulluk etmek için, dua etmek için yataklarından kalkarlar. Ve mimma razaknahum yunfikun, ve onlar bizim onlara vermiş olduğumuz rızıklardan da infak ederler. Allah için verirler. Sonra ne olur? Fela ta'lemu nefsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun cezaen bima kanu ya'mal. Onların bu yaptıkları, bu güzel ameller var ya, bu güzel işler, yataklarını terk ediyor, kulluk ediyorlar, ibadet ediyorlar, cehennemden, Rabbimizin gazabından korkuyorlar ama cennetinden, rahmetinden, rızasından ümit ediyorlar. İşte onların yaptıkları bu güzel tavırlar var ya, işte bunlardan dolayı onlara ahirette nelerin hazırladığını kimse bilemez. Ne güzelliklerin, ne mutluluk verecek böyle mükafatların, ecirlerin, cennetlerin hazırlandığını kimse bilemez diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel ayeti kerimelerle amel eden ve ahiretteki o güzel mükafatlara da nail olan kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimi okuduktan sonra da sümme kal, Muaz İbni Cebel'e şunu söylediler. Ela uhbiruke bi ra'sil emri. Sana işin başını haber vereyim mi? İşin başı. Daha ve amudihi, işin direğini haber vereyim mi? Daha ve dirveti senamihi, ve işin doruk noktasını, böyle can damarını sana haber vereyim mi? Yani İslam'la alakalı, dinimizle alakalı, onun başı, sonra direği, bir de zirve, duruk noktasını. Tabii Muaz İbni Cebel bunu duyunca ben de dedim ki diyor, evet ya Resulallah, buyur haber ver. Yani Efendimiz bunu söylüyor. O da çok memnuniyetle dinlemek istediğini ifade ediyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince Muaz İbni Cebel bunları böyle dinleme konusunda arzulu olunca Efendimiz işin başını şöyle ifade etti. Ra'sul emril İslam. İşin başı İslam'dır. Cennete sokacak İslam'dır, cehennemden koruyacak İslam'dır. İslam'ı yaşadığımız zaman, işte haramları terk ettiğimiz zaman, farzları yerine getirdiğimiz zaman, Kur'an okuduğumuz zaman, Efendimiz'i örnek aldığımız zaman ne olur? Topyekün İslam ne yapar? İşin başıdır ve kişiyi Allah'ın izniyle kurtarır. Ve ona bir necat verir, ona bir huzur verir, cennete doğru bir yol verir. Dolayısıyla her işin başı İslam'dır. Yani kurtuluş için, huzur için, mutluluk için, kabirde olsun, mahşerde olsun, amel defterlerini aldığımız zaman olsun, efendim Sırat Köprüsü'nün başında dikildiğimiz zaman olsun, İslam bize fayda sağlayacak. Dolayısıyla ne kadar fazla İslam'ı yaşarsak o kadar fazla Allah katında değerimiz artmış oluyor. İşte işin başı İslam'dır dedi Efendimiz. Sonrasında da ve abuduhu es-salah, işin direği de namazdır.
İşte namaz diğerinin direğidir. E direk olmadan işte bu cami durmaz. Pat diye yıkılır. Demek ki cami ayakta tutan direklerdir. Çadırı ayakta tutan direklerdir. Direk olmasa nasıl böyle bina çöker, çadırlar çöker, kullanışsız hale gelir, kullanılamaz. Altında bulunanlar zarar görür ise namaz da dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Namaz müminin nurudur. Namaz müminin ahiretteki en büyük azığıdır. Dolayısıyla ne yapacağız? Dinin direğini yıkmayacağız. Dinin direği sapasağlam olacak. 5 vakit namazı kılacağız. Sadece biz değil, eşimiz de, ailemiz de, çocuklarımız da, efendim annemiz, babamız da, torunlarımız da, gelinimiz, damadımız hep birlikte dinin direğini muhafaza edeceğiz. Daha ve dirbetü selamihi, o işin doruk noktası da, zirve noktası da cihattır. İşin doruk noktası o. Çünkü İslam'ı yaşamaya başladığımız zaman, dinin direğini de sapasağlam yaptığımız zaman, cihatla da amel ettiğimiz zaman, ne olur Allah'ın izniyle işin zirvesi olduğundan dolayı zalimler bugün Gazze'de yaptığı katliamı yapamazlar. Soykırımı yapamazlar. Yani niye yapıyorlar? Çünkü biz ne yaptık? Baktığımız zaman böyle İslam'ı yaşamıyoruz. Biz namazı ihmal etmişiz. Cihadı ihmal etmişiz. Birlik beraberlik içerisinde değiliz. Dağınıklık bir vaziyetteyiz. Efendim birbirimize sırtımızı dönmüşüz ve dolayısıyla biz tembel olduğumuzdan, İslam'ı yaşamadığımızdan, namazı ikame etmediğimizden, cihat ruhuyla dopdolu olmadığımızdan dolayı güçlü olmayan kafirler güçlü gibi görünüp Gazze'de katliam yapıyor. Dünyada sessiz kalıyor. Efendim 57 civarında İslam ülkesi var. Hiçbirisi buna engel olamıyor. Onlar güçlü değil, kuvvetli değil. Ne kadar teknolojisi fazla olursa olsun bu zulüm etmelerin altında yatan en temel sebep, onları cesaretlendiren husus Müslümanların tembel olması, dağınık olması, birlik beraberlik içerisinde olmamasından kaynaklanıyor. İşte Efendimiz ne buyurdu? İşin başı İslam'dır, işin direği namazdır ve işin zirvesi de cihattır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, dinimizi güzelcene yaşayan, namazı, dinin direği namazı iyicene ikame eden, direğini koruyan, muhafaza eden ve cihat ruhuyla dopdolu olan kullarından eylesin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, sözüm burasında. Hani Muaz İbn-i Cebel Efendimiz'e sordu, cennete yaklaştıracak, cehennemden kurtulacak bir amel söyledi. Çok büyük bir şey istedin dedi. Ama Allah kime kolay kılarsa bu kolaydır dedi. Sonrasında da Allah'a şirk koşmadan ibadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek, oruç tutmak bunları saydı. Bunlar cennete kişiyi girdirir ve cehennemden uzak kalır. Sonrasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır kapılarını sana haber vereyim mi dedi. Ondan sonra Efendimiz orucu söyledi, sadakayı söyledi ve onunla birlikte de geceleri kalkıp namaz kılmayı hayır kapıları olduğunu söyledi. Sonrasında da Efendimiz işin başını, işin direğini, işin doruk noktasını haber vereyim mi dedi. Ondan sonra da işin başının İslam olduğunu, işin direğinin de namaz olduğunu ve işin böyle doruk noktasının da cihad olduğunu beyan ettikten sonra Efendimiz buyurdu ki Ela uhbiruke bi milaki dalike kullu, bütün bunların hepsini içine barındıran, damardan böyle hepsini içine alan konuyu sana haber vereyim mi dedi. Sonra Muaz İbn Cebel evet ya Resulullah deyince fe ahade bi lisan, Efendimiz dilini tuttu. Dilini şöyle tuttu. Sonra Efendimiz buyurdular ki kuffa aleyke hada, bunun senin aleyhine olacak konularda kendini koru dedi. Yani dilin zararından korun, dilini muhafaza et. Yani cennete girdirecek, cehennemden uzak kalacak, hayır kapılarını açacak böyle böyle işin başı olan, o direği olan, zirvesi olan konularda sana yardımcı olacak olan dili korumaktır buyurdu. Tabii Muaz İbn-i Cebel şaşırdı. Dedi ki ya Resulallah, yani ve inna lemuahadune bima netekellemu bih, yani biz bu konuştuklarımızdan da ahirette hesaba çekilecek miyiz deyince Efendimiz, Araplarda böyle bir deyim var, yani anan senin yokluğuna ağlasın diye bir ifade var, onu kullandıktan sonra Efendimiz buyurdular ki وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُهِمْ اِلَّا حَسَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ,
ey Muaz, insanları yüzüstü cehenneme sürükleyen, atan dillerinden başkası mıdır buyurdu. Dolayısıyla dilimizi koruyacağız, dilimizi muhafaza edeceğiz. Dilimizden Allah'ın razı olduğu kelimeler, Kur'an, ayetler, hadisler, tesbih, zikir çıkacak. Ama haram olan, günah olan, gıybet, dedikodu vesaire falan, onlardan da korunmuş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu mübarek hadis-i şerifte beyan edilen bütün güzel amellere nail olan kullarından eylesin. Bütün güzel amelleri hayatımıza tatbik edenlerden eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dilimizin şerri korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailemizce, nesillerimizce, evlatlarımızla birlikte namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, iffet ehli, haya ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz dualarımızı makbul eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, hasreten depremzede şehitlerimizin, Gazze şehitlerimizin ve genel bütün şehitlerimizin ruhları için ve hasreten depremzede yaralılarımızın, Gazze yaralılarımızın ve ümmeti Muhammed'in hastalarının şifaya olabilmesi için ve haseten Gazze'nin, Filistin'in, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için ve haseten vatanımızın, milletimizin, İslam aleminin selameti için ve haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.